Bana göre biraz daha farklı ben düşünüyorum. Ya belki bu son 4-5 hafta kaybedilen puanlardaki performansın altında çok kazanılmış maç var. Onu da Evet. söylemek lazım. Mesela geçen haftaki ikinci yarıdaki performans oyunsal olarak, baskı olarak çok çok üzerinde, ligin üzerindeydi ama bazen o top o iki direk arasına girmeyince maalesef başarı ve başarısız olarak değerlendirilir. Ülkede böyle. Ama genel hatlarıyla güvenli bir oyun Trabzonspor'da sezon başından itibaren. Bazen iyi oynamadığı zaman da geçişlerden tabelayı çevirebilen, dedim ya az önce, etkin oyuncuları var. Mesela Vakami ve Cornelius bir dönem çok çok etkin oldular. İkinci yarı Visca keza skor anlamında. Dolayısıyla bunlar bir etken ama totalde sadece bu değil. Benim aslında konuşmak istediğim, her yerde konuşmak istediğim ülke futbolunun bulunduğu durum. Bunun üzerinden konuşursak belki de bizim takımımızla ilgili, Trabzonspor'umuzla ilgili belki de bu kadar çok olumlu şey konuşamayacağız. Ve rakiplerin de özellikle zaten Galatasaray ve Fenerbahçe, Beşiktaş keza antrenör arayışı oldu belli bir dönem. Kriz oluştu. Konya belli bir seviyeye kadar takip edebildi. Trabzonspor'un son 5 haftaki aşırı baskı şundan olabilir. Bir an önce bu şampiyonluğu isteyen bir camia var uzun yıllardır. Bu bir baskı oluşturabilir ama oyunsal olarak ben çok bir farklılık olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yine aynı güvenli oyun. Dediğim gibi yani iki direk arasına girmeyen toplar bugün belki haksız bir şekilde olumsuzmuş gibi gözüküyor.